ne senaryosundan bahsediyoruz? Takım savaşı mı? Takım savaşından bahsediyorsak sağ tarafın takım savaşı yapabilme ihtimali sol tarafa karşı çok 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 zor. Galyon'un ikiye, Galyon bir tarafa gidebilir. Bir tarafa baskı oluşturabilir. İki tarafa birden değil. Ya bu maçın 5'e 5'lere kalmayıp birebirlerle çözülmesi gerekiyor. Koridordan kazanması gerekiyor Dark Passage'ın. Ve yani oyunu açarak biraz daha 1-3 ya şimdi Renekton normal çok iyi 1-3 birici değil. Bir de Renekton tam geri dönüş yapmış. Camille'de sıçrısı yok. Işınlanıyla gelmiş koridora. Böyle bir senaryoda orada savaşmaları imkansızdı. İstediği takasa girdi Oncan ve arkadan anında ulti geliyor. Twisted Fate ultisi. Burada Oncan'ın kaçması mümkün değil çünkü sıçrası yok. Ve çok güzel yemledi Juzu. Ve yani oradaki minyon dalgası kuleye gidiyor. Tecrübeyle beraber. Juzu tecrübede öne geçecek. Altında öne geçecek. Ya Twisted Fate haritadan kayboldu anda hemen oradan uzaklaştılar evet. Zaten. Ki zaten Sayaz'ın amacı da oraya gitmekten ziyade o tehdidi hissettirmekti. Aynen aynen. Şimdi Işınlan da geliyor. Bakalım başka gelebilecek birisi yok. Ashe'den bir ulti geldi bu arada. Çok uzaklardan tutacak mı diye merak ediyorum ama hayır. Tutacak bir yere gelmedi gibi. O ulti tutmuyor. Absolute sıçrayı kullandı. Juzu şimdi orada Oncan'ı yakalıyor. Oncan geri kaçtı. Broly çok az canda. Robin biraz önde. Sayaz'den bir sersemletme gelir mi? Sıçrayla beraber Robin'i yakaladı. Juzu'dan da bir sıçra. Şimdi galiba ultisi geliyor. Juzu anında geri çıktı. Oncan'ın üzerine gelen bitkinlik. Oncan düşmeden önce Orianna'nın hasar katkısıyla birlikte Juzu'yu düşürmeyi başarıyor ama Umut şimdi önde yakalandı. Sayaz'dan son bir kart. Geliyor mu? Gelmiyor. Yan tarafta Kiryas şimdi Robin'i yakalıyor. Yalnız burada sayı üstünlüğü Five Ronin de hemen ışınlan geldi arka hadi tarafa. Bakalım. Kiryas buradan çıkamayacak. Sıçrayı atmıştı az önce. Sayaz geldi ama izlemeye mi geldi acaba diye bakıyorum. Hani baktı benim böyle bir fırsatım var hemen yapayım ben bunu dedi. Juzu şimdi arkaya Sayaz'dan ulti geliyor. Oncan kötü pozisyonda kalacak. Sarı kart çekildi ama güzel bir ulti Oncan'dan. Oncan hayatta kalmaya çalışıyor. Arındırını kullandı Sayaz. Ve orada skoru alıyor. Birebirlik bir skor değişimi. Diğer tarafta Husky Rider düştü. Sıçrasını kullanıp düşmüş bir de. Yani nasıl bu pozisyonda kaldı Husky Rider merak ediyorum. Çünkü Yone'nin ultisi de yok. Robin bu sefer içeri girip çarp atabilecek mesafeye gelmeyecek. Çünkü şu an Typhoon'un DP'nin gücüne saygı gösteriyor. Evet. Ejder'e yetişemeyecek Dark Passage. Ama burada Robin'i almak istiyorlar. Yani birini almak istiyorlar. Sayaz'a bakıyorum. Sıçrası yok. Oy. Burada ışınlanma atmaya çalışacak acaba yoksa saçar tomla mı çıkmaya çalışacak? Güzel bir deneme Juzu'dan. Hala Orianna ultisi var. Juzu şimdi çok önde. Hasar yetecek burada. Ve Juzu skoru gelecek of. Bir an. Bu arada Oncan nasıl o pozisyonda kaldı? Hala çıkma ihtimali var diyecektim ki. Tamam, gelen ultisi. Twisted Fate ultisiyle birlikte Oncan'ı yakalıyorlar. Skoru da Juzu'ya bırakmak istiyorlar ama biraz riske sokmuş olabilir skoru. Sayaz. Boş ver abi bırakmayalım dedi. Bu arada ulti geldi. Husky Rider hemen arındırı kullanıyor o noktada. Oo. Şimdi öteki tarafta arada kalan bir Kiryas var. Kiryas hayatta kalma savaşı veriyor ama oldukça zor. Juzu şimdi araya girdi orayı da atma. Hayır Juzu'yu da attılar. Ulti boşa gitti Broly'den. Oncan ve çok güzel bir Orianna ultisi. Bu savaşı yok etti Pfeiffer'in. Sayed'in etkisi olmadı bu savaşta. Canlar çok az ama tamamlayıcı kimse yok. Çünkü Yuri düşünce hasar verecek kimse kalmadı. Pfeiffer'in toplam canı 400-500 falan ve oradan çıkıyorlar. Aynen öyle. Ejderi de aldılar. İki tane alev ejderleri var artık. Destekli. Rakiplerini eritmesi bayağı zor. Bu hasarlı. Sadece TF'in hasarına bakıyorlar gibi şu an. DP bu arada burayı bir an bıraktı. Şimdi savaş çıkıyor. Juzu savaşa giremeden %50 canını kaybetti. Juzu anında eriyor. Şimdi TF ultisi geliyor ama arka tarafta Sayaz neler yapıyor? Sayaz 4 kişinin arası kaldı. Sıçrası yok. Sayaz zor durumda. Absolute onun yanında onu korumaya çalışıyorken. Kiryas düştü arkada ve 10 candan 2 skor birden geldi. Hani bakıyorsun Galio ölmez. Hem şampiyon doğası geri hem de yaptığı gargoyle ve ekstra can. Sayaz burada takımıyla birleşti. Işınlan da geldi. Bunu çalmaya çalışacaklar. Kesin canlı. Absolute sıçrayla beraber çıktı. Broly'a? Burada gelen Pfeiffer'ın ultisinden. Broly'a? Yan tarafta bu arada Broly yakalandı. Broly hayatta kalmaya devam ediyor. Kiryas'ın gittiği yerde Broly'den güzel sıçra. Robin şimdi biraz önde Sayaz yakaladılar. Hayır. Sayaz'dan güzel sıçra geldi. Burada ama hala avantajlı olan Pfeiffer'ın gibi görünüyor. Juzu orada Oncan'a hasar vermeye çalışıyor. Juzu sahibi de açtı ama Juzu bir anda eriyor. Şimdi Absolute'da yakalanacak. Absolute'dan kronometre ama Oncan arka tarafta Yuni'yi yakaladı. Yuni'den sıçra. Bir de ulti geldi burada Galio'dan. Ve şimdi Husky Rider sahneye çıkıyor. Husky orada Yuni'yi aldı. Size'i de alacak. 3'te 3 yapan bir Husky Rider. Bu maçın da sonu geldi artık. Kiryas çaresiz. Dark Passage çaresiz.
Hyper'in seride durumu 2-1'e getirecek. Tapkan çıktı. Burada bitecek mi? Maç. Evet, burada bitiyor. Bitiyor. Daha fazla uzatmayacaklar ve Hyper'in her ne kadar Dark Passage oyuncuları biraz daha yavaşlatmaya çalışsa da buna izin vermiyor.